Soru şu şekilde. Birinci buton birinci lambayı, ikinci buton ikinci lambayı yakacak. Üçüncü buton her iki lambayı da beraber yakacak. Burada bazı açıklamalar var. Butonlar normalde açık tek kontaklı olacak. Yani bir butonun birden fazla açık ya da kapalı kontağını kullanamayacaksınız. Aynı anda birden fazla buton kapalı olmayacak. Başka bunlardan başka hiçbir eleman kullanılmayacak. Bu soruyu ben birkaç kişiden duydum. İşe alım mülakatlarında karşılarına çıkmış. Şimdi bu soruyu çözmeye çalışalım. Akla ilk gelen çözüm şu. Butonları koyarız, lambaları koyarız. Butonların bir ucunu kaynağın bir ucuna bağlarız. Lambaların diğer uçlarını kaynağın diğer ucuna bağlarız. Daha sonra birinci buton birinci lambayı çalıştırır. ikinci buton ikinci lambayı çalıştırır. Üçüncü buton da her iki lambayı çalıştırır. Güzel. Peki bu akla ilk gelen çözüm çalışıyor mu ona bakalım kaynağın uçlarını bağladık bir ucu butonların bir ucunda diğer ucu lambaların diğer ucunda en alttaki butona yani her ikisini birden çalıştıracak lambaların butona bastığımızda evet lambaların her ikisi de çalıştı. Devam edelim. Diğer iki butona yani örneğin ikinci lambayı çalıştıran butona ya da fark etmez birinci lambayı çalıştıran butona basalım. Bu sefer ne oldu? Yine buradan kaynağın ucundan enerji geldi. Burada üçüncü buton için yapmış olduğumuz bir köprü vardı. O da aynı köprüyü kullanarak yine her iki lambayı da çalıştırdı. Yukarıdaki buton da da aynı şekilde olacak. Yani akla ilk gelen çözüm de 3 butonda her iki lambayı aynı anda çalıştırıyor. Şimdi videoyu durdurun ve problemi siz çözmeyi deneyin isterseniz. Yalnız bu soruyla ilk karşılaştığımda yarım saat falan beni oyalamıştı çünkü sizin de aklınız aynı şey geliyordur normal bildiğimiz devre çözme yöntemleri ya da devre kurma yöntemleriyle düşünüyoruz ve bu şekilde düşündüğümüzde de çözümü bulamıyoruz biraz daha farklı düşünmemiz lazım. Evet devam ediyorum çözüm bu. Biraz karışık gelebilir size. Biraz anlatacağım biraz sonra saçma da gelebilir ama çözüm bu. Şimdi kaynağın artı ve eksi uçlarını devremize bağlayalım ve örneğin yukarıdaki butona basalım. Yukarıdaki butona bastığımızda bakın lamba içerisinden geçecek. Buradaki buton açık, devam edemeyecek. Yukarıdaki butonu kapattığımız için devre yukarıdaki buton üstünden tamamlayacak. Aşağıdaki butona basalım bu sefer. Buton üstünden enerji geldi. Lamba içerisinden geçti. Lambayı yaktı ve kaynağın diğer ucuna buldu. Ortadaki butona bastığımızda ise akım seri olarak lamba buton lamba üzerinden kaynağın diğer ucunu buldu. Burada yalnız diğer çalışmalardan farkı şu. iki lamba birbirine seri girdiği için gerilimler yere düştüğünden lambaların yanma miktarları da ne yapacaktır? düşecektir. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Ya çok saçma olmuş. Evet burada demin de dediğim gibi normal devre kurma yöntemleriyle düşündüğünüzde bu soruyu bu şekilde çözemiyorsunuz. Burada şu belirtilmediği için hani yani lambalar yansın ışık şiddetleri önemli değil belirtilmediği için bu şekilde ne yapabilirsiniz devreyi çözebilirsiniz bu şartlar altında bunun başka bir çözümü yok aslında buna benzer bir yöntemi biz kullanıyoruz kumanda devrelerinde ya da kumanda panolarında diye söyleyeyim. Örneğin kumanda panomuz var. Burada kontaktörlerimizin yardımcı açık kontakları var. Bu kompakt şalterlerin ya da motor koruma şalterlerin yardımcı ya da arıza ihbar kontakları olabilir. Mesela bir termik rölenin 95-96'sına siz kumanda devrenizde kullandınız ama 97-98 normalde açık kontağı var. O kontak üzerinden bir göz lambasını ne yapabilirsiniz? Çalıştırabilirsiniz. İşte motor çalışıyor mu? kontaktör çekti mi ya da termik açma yaptı mı bunu göz lambalarından pano kapağı üzerinden görebilirsiniz. Bu şekilde göz lambalarıyla motorlardan bildirim alma eskiden daha sık kullanılıyordu ama şimdi operatör panellerine ve sigara sistemlerine geçtiğimiz için eskisi kadar kullanılmıyor. Burada bir de butonum var. Butonumun çıkışında diyotlarım var ve diyotlardan sonra her biri her bir göz alması devresine bağlanmış. Hatta şöyle söyleyeyim bu diyotların olduğu klemens grupları vardı. Şimdi hala satılıyor mu var mı bilmiyorum ama dediğim gibi bu eskiden çok sık kullandığımız bir ürünü. Daha sonra panel sistemlerine geçtiğimiz için paneller üzerinden artık verileri gördüğümüz için hani eskisi kadar çok sık kullanmıyordu. Peki bunu niye kullanıyorduk biz? Şu nedenden dolayı. Şimdi bir tane panomuz var ya da işte bir piyano panomuz var operatörün yanında. Orada işte motorların çalışıp durduğunu ya da arıza olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama hani eskiden örneğin bu bir 24 voltluk kumanda devresi ise burada filamanlı lambalar kullanıyorduk göz lambalarını. ve göz lambaları filamanlı lambaların ısınmasından dolayı zaten titreşimli bir ortam çok sık kesiliyordu. Yani bozuluyordu. Arada bir operatör ya da işte bakımcı geliyordu. Şuradaki master buton diyelim ya da ana butona bastığında buradaki lambaların hepsini yakıyordu. Ha lambalarda arıza yok deyip gidiyordu. Ya da işte içlerinden yanmayan varsa işte şu göz lambasının içerisini değişelim diyordu. Peki nasıl çalışıyor sistem? Örneğin burada Q1 yardımcı kontaktörü çektiğinde artı 24 geldi. İşte kontaktörün yardımcı kontağı üzerinden yeşil lambayı yaktı. Buraya geldi. Buradan devam edemiyor. Eğer buradan devam edebilseydi bizim bir önce ilk anlattığım hatalı çözüm gibi olacaktı. Buradan devam etseydi tak 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 burada diğer lambaları da yakacaktı. Ama diyot burada anotu bu taraf, katodu bu taraf. katodunda artı olduğu için ters polaritede ve iletime geçmiyor. Geçmediği için de bu artılığı ne yapamıyor? katottan anoto aktarmıyor. Ve bu şekilde sadece işte buradaki hangi kontaktör ya da kontak kapattıysa ona ait lamba yanıyor. Eğer gelip biz buradaki test diyelim, test butonuna basacak olursak artı geliyor. Diyotlar burada iletime geçiyor. Doğru polaritede olduğu için işte her biri bir lambayı ne yapıyor? Yakıyor bu şekilde lambaların hepsinin de yandığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.